çocuklara öğretmen ilişkisinde yardımcı olacak tavır tam olarak ne? Burada okullardaki aslında psikolojik danışmanlara yani rehberlik birimlerine çokça rol düşüyor baktığımızda. Çünkü duygusal anlamda çocuğun o zorlanma halini buraya aslında destek ve rehberlik yapan kişi aslında psikolojik danışmanlar okulda. Dolayısıyla o işbirliğini de sağlayan kişiler onlar ve çok da güzel çalışmalar yaptıkları anlar da olabiliyor okullar içerisinde. Çocuğun oradaki hem duygusal hem bilişsel hem davranışsal ihtiyaçlarını anlamlandırdıkları, hem çocuğa hem de aileye eş zamanlı olarak aslında destek sağladıkları ve de belki de öğretmen, çocuk ve okulun kendi iç sistemi içerisinde bir bağ, bir denge oluşturduğu anlar olabiliyor. Dolayısıyla onlarla eş zamanlı olarak gidebilmek çok önemli. Ama burada yine tabii ki çocuğun kendi ihtiyacını tanımak çok kıymetli olacak. Diğer taraftan öğretmenin aslında oradaki rolünü belki çocuğa anlatabilmek önemli olacak. Oryantasyon haftası yapılıyor okullarda. Evet. Oryantasyon haftası aslında bir anlamda bir bilgilendirme haftası. Hem okulun iç işleyişiyle. Uyumlanma değil mi o aslında? Şöyle aslında oryantasyon ve oryantasyon ve adaptasyon kelimeleri ikisi birbirinden farklı kelimeler. Oryantasyon bir bilgilendirme baktığımızda yani okulun iç işleyişiyle alakalı hem mekanın fiziki özelliklerinin tanıtılması, hem derslerin nasıl geçeceğine dair sürenin, ders yapısının tanıtılması, hem öğretmenlerin tanıtılması hem de okul içerisinde çalışan kişilerin de aynı zamanda tanıtılması ile alakalı bir tanıtma haftası. Yani aslında minik bir alıştırma haftası diyebiliriz. Adaptasyon. Asıl uyumlanma dediğimiz nokta burası, daha uzun bir süreye yayılabilir. Adaptasyon aslında çocuktan çocuğa göre değişen bir şey. Yani çocuğun arkadaşlık ilişkileri içerisinde, öğretmenle kurduğu ilişkide, okulun genel aslında kavramıyla alakalı öğrenme ilişkisinde biraz daha zaman geçirme hali baktığımızda. Demin konuştuğumuz konularla çok benziyor. Okulda üzüldüm, endişelendim, korktum, öfkelendim. Tek başımayım, annem yanımda değil, tamam. Babam yanımda değil, evet. Neler yapabilirim, kimden nasıl destek alabilirim, o zorlandığım konu nasıl ihtiyaç olarak okulda görülür ve beraber çözebiliriz. Buralara bakıldığı bir süreç ve demin de söylediğim gibi çocuktan çocuğa göre değişen bir süresi var adaptasyon. Çünkü adaptasyon aslında bulunduğumuz koşullarla ve kişilerle uyumlanma anlamına geliyor. Dolayısıyla burada da okul, çocuk ve ebeveyn ilişkisi aslında bu üçlü çok önemli bir yerde. Yani çocuk aktarabildiği zaman eve zorlandığı konuları belki de çocukla beraber küçük minik bir toplantı yapabilmek okulda aslında. Rehberlik birimi belki öğretmeni, çocuk ve ebeveynin de katılımıyla beraber herkesin tamamıyla aslında çocuğu duyduğu, dinlediği, onun da zorlandığı yerleri dile getirebildiği bir yer.